Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte sağdan soldan ekranı kesenlerin ümüğüne taş basacak olan bu ekran koruyucuyu inceliyoruz. Kardeş ne bu ürün böyle Windows 98 kutusu gibi, CD'si gibi? Şimdi arkadaşlar bu ürünün ucuzları da var. 29 lira, 39 lira olanları da var. Yanlış hatırlamıyorsam 119, 139 lira gibi bir para verdik bu ürüne. Amaç? Üstünde de yazıyor zaten Anti-Spy, işte Privacy Premium Temperate Screen Protector. Yani? Oğlum sen de amaçı soruyorsun ha. Oğlum, burada görünüyor işte, söyle sen de. Tamam arkadaşlar, bunu takıyoruz cep telefonumuza ve sağdan soldan sizin cep telefonunuzu kesen insanları engelliyoruz. İddiası bu yönde en azından. Tabii ki de test edeceğiz. Şimdi hep beraber önce şu Windows 98'in bir kutunu açalım. Evet. 98 mi XP mi böyle? 95'i böyle. Sanki bir Microsoft Word'ü falan bile böyle satıyorlar. Ya da bir antivirüs programı. Bunu güncelle, zaten güncelle diye. O zaman şimdi gelin önce bir inceli telefonumuza uygulayalım. Kutuyu açtık, beklediğimizin tabii ki de altında bir kutu içeriği var. Niye? Çünkü bu kadar büyük kutu bizim için tek işimize yarayacak şey de bu arkadaşlar. Bunu koysanız da olurmuş yani. Şurada bir kullanım kılavuzu var. En çok ihtiyacımız olan şey bu. Tamam. Oo bayağı sert ha. Sert. Ya internette bir iki yorum var. Yok dokunmatiğim bozuldu falan filan, onu da deneyeceğiz. Filmin yapışkanı çıkar. Doğruca telefonu uygulamaya home buton tarafından başlayın diyor. Aparat yardımıyla. Bak aparat dediği kartvizit. Bizim uygulayacağımız cihaz da iPhone 10S arkadaşlar. Benim telefonum şöyle. Zaten kutuda modeli. Da iPhone 10S yazıyor. 30 derecede gözükür. Gerisinde gözükmez. Göreceğiz bakalım. Evet, bu 7.5 liralık ekran koruyucu, gördüğünüz gibi sökülmüyor. Ekran koruyucu sökme aparatı mı? Bu, bunu ekran koruyucu bunu söker. Lütfi the kingdom of the ekran sökücü be. Adam tık diye söktü vallahi. Ben burada meğer şov yapıyormuşum. Eski telefonculardan kim kaldı? Bir şey diyeceğim. Şunu temizleme bezini versene. Hazır bu açıkken alacağım. Bir temizleyeyim. Bizim için bu gizlilik olayını halletsin ama yeterli. Tamamdır. Şimdi ön kısmında bir toz zerreciği bile bırakmadık. Yalnız uygulamaya home butonundan başlayın demiş. iPhone NS için, 10S için olan üründe. Ama bu telefonda home butonu yok. Home ne butonu yapacağız? Yok. Eyvah, ürün bozuk çıktı arkadaş. Bence onu takınca sanki hiçbir şey göremeyecekmişsin evet, gibi. Bir şey diyeceğim. Bayağı kalın. Güneş tutulmasına bakılır. Tam o şeylerden. Oldu mu? Aha yapışıyor Lütfi. Aman. Hocam o zaman şunu da destekleyelim mi? Aynen. Evet. Tam yapıştı mı? Tam oldu oğlum. Oğlum bir şey söyleyeyim, buradan ben göremiyorum ha. Ha harbiden. Vallahi ben buradan göremiyorum şu an. Şu an bir şey diyeceğim. Telefonun ışığı aslında tam oturmadı. Bu da artık telefon ışığını köklememe rağmen abi burada bir matlık. Yani evet. Karşıdan bakarken de matlaştı. Ama bak şimdi şuradan bakıyorum. Ben vallahi buradan hala görüyorum ha. Kaç ben dereceydi bu şeyi? Buradan görüyorum ben abi. 30 dereceydi. Hemen bir ufak matematik hesabı yapalım. Şöyle yaparsan görmem. Evet, buralarda gözükmüyor bak şurada ama zaten şuradan görünüyor. Mesela otobüste diyelim bir dayı dikildi tepene şöyle. Gel onu biz şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şu an bu stüdyo ışığı. Bir dışarı çıkalım. Lütfi telefonun sahibi olsun. Dikilen ben de otobüsteki dikilen dayı olayım. Lütfi'nin WhatsApp mesajlarını okumaya çalışayım. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi arkadaşlar bahçeye geldik. Lütfi bir otobüste gidiyormuş gibi olacak. Şimdi ilk senaryomuz şu. Lütfi otobüse binmiş. Güzel güzel koltuğuna oturmuş. Telefonda WhatsApp'ta arkadaşıyla konuşuyor. Ben de onun yancı. Filmin başına geldim. Takıyorum, camdan bakıyorum. Şu an ekran kaydırıyor. Ben şu an bayağı görüyorum abi ekranını. Şu an Google Chrome'a girdi. Uçak modunu kapattı. Adres satırına Webtekno yazdı. Kameradan görünmüyor mu? Vallahi ben gözümle görüyorum. Şu an dinozor offline oyununa girdi. No internet. Webtekno'da haber okuyor. Yok artık. Bu kılıf daha iyi okumanızı sağlayabiliyor galiba. Şu mesafedeysem göremiyorum diyor. Aynen şu an göremiyorum. Okunmaz. Ne yazıyor? Nintendo. Bayağı yandan okunuyor şu an arkadaşlar. Şu açıyla okunmuyor. Peki o zaman ekran ışığını kısıyorum. Göremiyor musun? Hayır. Şu an sadece ekran. Demek ki olay göremiyor şu an arkadaşlar. Demek ki olay ekran ışığıyla birazcık alakalıymış. Şuradan bakınca görüyorum. Şöyle geleyim. Yok görünüyor. Maalesef otobüs testimizden geçemedi. Bir de aynı testin gün ışığı versiyonunu deneyelim. Şimdi arkadaşlar gün ışığına geldik. Güneş alnımıza çatıyor. Telefon şu an son parlaklıkta arkadaşlar. Ancak okuması güç. Şöyle size bir göstermeye çalışayım. Evet oradan hiçbir şey gözükmüyormuş ki zaten çıplak gözlere baktığınızda böyle hani biraz seçmesi zorlaşıyor. Göremiyorum. Göremiyorum abi. Yani yakınlaştırdığında evet bir şey. Ben buradan görüyorum. Buradan görüyorum ama buradan. Ne yazıyor hocam? Cool'lu bir şey yazıyor. Digital school. Ne Onur dijital? Tam yancı ha. Onur'un bakıca bakın. Görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor. Tamam. Ben de zor görüyorum. Ekranımızı bayağı karartıyor. O zaman anlaştık abi. Herkes zor görüyorsa. Aynen. Ekranı hakikaten karartıyor. Gün ışığında görmesi iyice zorlaşıyor. Şu an güneş nispeten daha aşağıda. Hele tam tepedeyken bunun gözükme ihtimali bence iyice düşüyor arkadaşlar. Kullanıcı açısından da düşüyor. Evet. Yani o %30'luk dereceler birazcık öyle değil gibi görünüyor. Bilmiyoruz şimdi de. Ha ölçeceğiz mi? Ne yapacağız? 30 dereceyle ölçeceğiz mi? Gönlüğe mi getirelim buraya? Onurcuğum müsaadenle biz yavaş yavaş artık aşağı inelim. Arkadaşlar
arkadaşlar, Lütfü hala ürünü deniyor. Yalnız ben bir şey diyeceğim. Buradan ben cayır cayır görüyorum şu anda Lütfü'nü, ne yaptığını. Ne açtım şu an mesela? Web Tekno YouTube kanalındaki videolar listesine bakıyor. Şimdi premium internet bağlantınız yok uyarısı aldım. Bayağı görüyor adam. Şuradan baktığımda göremiyorum ama zaten artık yani birinin telefonuna da abi şöyle bakmak diye bir şey herhalde. Ha bu normal bir Lütfü'nün diğer telefonu. Bunu göremiyorum. Burada simsiyah ekran görüyorum. Mesele oysa. Bunda bembeyaz bir şey var. Onda görüyorum ekranı, evet. İyi tamam. O zaman bayağı yandan bakanları engelliyor diyebiliriz aslında. Bence %35 diyebiliriz. Diyelim ve artık videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte sağdan soldan gelen kaçamak gözlerden ekranınızı koruduğunu iddia eden bir cam filmini inceledik diyeyim. Test ettik. Fifti çalışıyor diyebiliriz. Yani kötü değil. Aman tanrım efsane de değil. Ama hani böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız hani aslında bu ihtiyacınızı bir tık giderebilir diyelim. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın diyelim. Ayrıca ilginç ürünler de ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince incelemeye çalışıyoruz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da şurada bir yerde kanalımıza anladınız ya size arkadaşlar.